festivaline gidiyorum. Bu kahve festivaline ben ilk defa gidiyorum. Diyorlar ki çok fazla kahve çeşitleri varmış ve hep birlikte bunu göreceğiz bakalım. Kahve çeşitleri çok fazla var mı? İyi eğlenceler. Sağ olun abla. Hangisi? Bu. Tamam. İyi eğlenceler. Teşekkür buyurun. Teşekkür ederim. Ben kolay teşekkür gelsin. Ederim. Sağ olun. Maskeden sesim duyulmuyor olabilir. Hakikaten küçük, değişik bir ortam. Şimdi de şunun denemesini yapacağım. Colombia El Mirador. Bilgilerini verin. Aa lütfen tabii ki. Harikaydınız gerçekten. Teşekkürler, sağ olun. Merhaba. Ne oluyor bu? Büyüler müyüler böyle. Sihirler. Bir kahve seçmek ister misin? Bir kahve seç lütfen. Burası tam ne bilelik. Bak kartına. Tekrar geri bana ver. Şuna kart. Kartı aldım. Destinin arasında bir yere koydum. Ve desteği senin içiyle karıştırıyorum. Karıştı mı? İstersen bir tur daha karıştırabilirim. Biraz daha karıştırayım mı? Zaten iyice karıştı zaten. Şansımı deneyeceğim. Kestiğin kart sinek kız mıydı? Hayır. Niye rezil ediyorsun beni? Vallahi değil. Elini açar mısın? Öbür elinde bu sinek kızın üzerine kapat lütfen. Bardağı da kapatsam olur. Üzerine kapat. Bak en çabuk bir yatacağım. Çok dikkat edin. Yakaladın mı? Abrakadabra. Kimin kartı? Güzel. Küfür geldi. Küfür geldi. Güzel. 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 İstediğin herhangi bir tanesini al. Çünkü böyle durum.
Hakikaten bayağı bir zor ve bu uzmanlık isteyen bir iş sanırım. Yani sıradan bir kişinin yapabileceği bir şey değildi bence. Yaptığınız kahvenin adı ne? Kolombiya. Kolombiya kahvesi. Evet, V60'la demliyoruz. Wow. V61 demleme aparatı. Önünüzde gördüğünüz. Amacımız bu demleme aparatını kullanmakta kahvedeki bütün asit oranını ve aromaları alabilmekte. Yani kısacası Kolombiyalılar kahveyi bu şekilde mi içiyor? Yoksa kahvenin ismi mi Kolombiya? Bu Japonların bulduğu bir teknik. Öyle mi? Oldu mu şu an? Ellerine sağlık. Şu anda bu ha? Kolombiya kahve. Teşekkür ediyorum ve ellerinize sağlık. Yap böyle. Merhaba.
Festivali'nden yeni çıktım ve kahve festivalinde görmüş olduklarımı size tek tek göstermek istedim. Hakikaten çok güzel böyle kahve çeşitleri var. Hatta bir arkadaş Kolombiya kahvesini nasıl yapıldığını, tarifini gösterdi. Bu da Japonların bulmuş olduğu bir taktik, bir teknik ve gerçekten çok enteresan. Ama evde yapılacak bir kahve tarzı değil. Yani özel bir kişi lazım. Özel araç ve gereçler lazım Kolombiya kahvesi içebilmek için. Kolombiya'dan izleyen arkadaşlarımız, hakikaten bu kahve bu şekilde mi yapılıyor? Yorumları altta yazınız lütfen. Bu arada yolun karşısına geçmek istiyorum. Biz İstanbul'un Taksim semtindeyiz. Karşıdan karşıya geçerken ve geçtik. Güzel bir gündü. Umarım videoyu beğenirsiniz.